Cümleten selamun aleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz dün gelemedim dün haberler vardı ama farklı bir konu vardı o yüzden dün sizlere haber yapamadım dünden bugüne dünyadan gelişmeler önemli kritik haberler öğlen kuşağında tekrar sizlerle beraberim ilk olarak dün 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüydü. 50 filoluk dev savaş gemisi ve birçok savaş uçağı ve birçok İHA'lar, SİHA'lar ve tabii denizaltılar ve tabii TCG Anadolu uçak gemimiz, amfibi çıkarma gemimiz adeta Kıbrıs'ın etrafını tekrardan kuşattık. Kıbrıs 50. yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun. Niceleri devamı bol bol tıpalı olacak. Daha neler olacak neler. Şimdilik ne dedik? Geldik, buradayız. Geldik. Yoksunuz. Yine yok olacaksınız. Yine karşımızda duramayacaksınız. Tekrardan hem Kıbrıs hem de dünyanın dört bir tarafında yüreği Türkiye için çarpan, Aziz ve milletimiz için çarpan herkese selam olsun. O zaman ne diyoruz? İleri, daimileri, bodoslama konular. Buyurun videoya dostlar. Dün Yemen'de yaşanan akşam saatlerindeki acil gelişmeler. Bir taraftan İsrail, diğer taraftan Amerika ve İngiltere. Üçü bir olup Yemen'de İran destekli Husilere, onların petrol rafinerilerine ve Hodida limanındaki tesislere saldırı yaptı. Şimdi bakın burada Yemen hükümetine Yemen'e değil Yemen'de bulunan İran kafalı Husilere. İran. İran deyince hemen olayı anlayın. Yemen'de 3 farklı yapı yönetim bulunmakta. Sizlere ara ara bunu anlatıyorum. Bir taraftan Türkiye'nin, Katar'ın, işte Azerbaycan'ın desteklediği, Pakistan'ın desteklediği Yemen milli hükümeti. Diğer taraftan ise İran'ın Perslerin desteklediği Husiler. Yemen'deki Türk şehitliğini yakıp yıkan yakan Husiler. Türklere karşı olan Husiler. Onlar Türkiye'nin desteklediği hükümetle çatışma içindeler. O bir taraftan ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Yemen ayrılıkçı, Güney ayrılıkçı cephesi. Onları da unutmayın. Ve hatta ki Sokot Radası onların elindeydi ve ne oldu? İsrail Mossad, Amerika, CIA, Sokotra adasında yerleşmeye başlamıştı. Oraya gizli dinleme üstleri radar tesisleri kuruyordu. Bakın Yemen'deki bu olaylar hani böyle aa Yemen'e saldırdılar falan hemen öyle anlamayın. Burada yine İran destekli. Pers, Amerika, İzrail, İngiltere kapalı kapılar ardında bir uzlaşıyla beraber İzrail'i Yemen tarafındaki cepheyi genişletmekte ve ayrıca İran Pers kafası İzrail'i Amerika'yı, İngiltere'yi göstermelik olarak Yemen'de işte Husilerin kontrolündeki birkaç yeri vurdurarak ne elde etmeye çalışıyor? Yemen daha da karışsın. Yemen daha da karışacak ve içeride Husilere karşı direniş azalacak. Çünkü hali hazırda Husilere karşı Türkiye'nin, Katar'ın, Pakistan'ın, Azerbaycan'ın desteklediği Yemen Milli Hükümeti'nin savaşı var. Neler neler... Aynı Lübnan'daki Hizbullah gibi, aynı Suriye'deki Irak'taki Haçlı Şabiler gibi hepsi İran destekli. Aynı Yemen'deki Husiler İran destekli. İran'ın proksileri yeni bir plan. İran derin devleti İzrail'le, Amerika'yla, İngilizlerle yeni plan, yeni iş çevirme. Bilmeyen dostlar konuyu tam anlamayan veya öncesini bilmeyen dostlar yanlış anlayabiliyorlar. İşte aa İzrail gitti, Amerika gitti, İngiltere gitti, Yemenleri vuruyor. Evet Yemenler vuruyor ama Yemen'de arka planda bir antlaşmayla uzlaşıyla bu adımlar atılıyor ki Yemen tamamen İran'ın kontrolüne geçsin. İran'ın kontrolüne geçsin ki İsrail daha rahat arz mevut hayallerini hayata geçirsin. Büyük İsrail hayallerini hayata geçirsin. Çünkü İsrail'in arz mevut Büyük İsrail hayalinde İran yok. Hı? Nere var? Suriye, Irak, Türkiye, Mısır, Lübnan, Ürdün. Bu cenah var. Allah. Dönem sıkıntılı dönem zaman sıkıntılı zaman dünyanın dört bir tarafında büyük kıvılcımlar küçük kıvılcımlar ateşler işte yanıyor ve bu eksende Kafkasya. Ermeniler Amerika'nın gazını çok fazla aldı Fransa'nın gazına öyle bir geldi ki dün akşam saatlerinde Daşnak sürüsü kahraman Azerbaycan Türk ordusuna karşı saldırı girişiminde bulundu ve anında bertaraf edildi. Daşnak savarları Tatoşlarına yiye kaçan Ermeni ordusu... Kelpeçer bölgesi burada yaşanan gerilimler her geçen gün daha da artmakta sınırda. Dün akşam saatlerinde yaşanan bu olay öyle sıradan bir olay değil. Anında karşılık yiyorlar ama Ermeniler orada Kafkasya'da yeniden büyük bir ateşin çıkması için hazırlık yapıyorlar ve sinsi sinsi olayı kızıştırıyorlar. Tamam sıkıntı yok. Kaşınanı kaşırız abi. görürüz ya kaşınanı sağlam kaşıyacağız. Paşinyan'ı içeride köşeye sıkıştırma adına bu adımlar atıyor. Çünkü Ermeni ordusunun içinde birçok farklı fraksiyon bulunmakta. Hani Moskovçusu var, Jonicisi var, Sinsi Bacak İngilizcisi var. Ne bileyim ben, Jardin Fransa taraftarı kafasında olanlar var. Çan Çin var, İnekçi Hindu kafalar var. Varolu var oğlu var, her telden var. Biz otelleri tek tek keserük evelallah. Azerbaycan hazır, Azerbaycan kahraman Türk ordusu hazırık canım, hazırık. Akıncılar, Aksungurlar, Ankalar, TB2'ler, TB3'ler, daha neler neler kalkıp kalkıp depelerine inmeye hazırız. Allah devam. Önceki gün Moody's Türkiye'nin bir anda kredi notunu 2 puan birden arttırdı. 2 puan birden arttırarak B3 seviyesinden aşağıdan B1'e yükseltti ki Moody's tarihte ilk kez Türkiye'nin notunu kredi derecelendirme notunu 2 seviye birden arttırdı. Bir gelişmeler yaşanıyor. Türkiye içilerde ekonomi anlamda bir gelişmeler, artı gelişmeler yaşanıyor ama vatandaşa bunun yansıması inşallah iyi olacaktır. Çünkü vatandaş belini büktükçe büküldü. Vatandaşa hani birçok kalemde vergiler inanılmaz seviyede arttı. Vergileri geçtim. Ya bir de kendi içimizde birbirimize yaptıklarımızı elin gavuru bize yapmaz derler ya. Elin gavuru bize yapmaz. İyi esnaflarımızı, iyi ticaret adamlarımızı, iyi iş adamlarımızı bir kenara alıyorum ama vicdanını, ruhunu, benliğini, her şeyi tamamen paraya satmış bir kitle de var. Bir esnaf tayfası da var, bir ticaret erbabı da var, iş adamları da var. Yazık. Bunlar tamamen yatıyor kalkıyor para. Dini imanı para olmuş derler ya. Ya tamam artış oluyor, enflasyon oluyor ya. Zam yapıyorsan mal 50 lira olsun 60 lira, 70 lira. E mal 50 lira oluyor 250 lira. Oluyor 350, 450, 500 lira. Böyle vicdansızlıklar da var, böyle durumlar da var. Geçtiğimiz günlerde Hemen burada parantez açacağım. Evin birkaç eşyasını taşıyacağız. Bir nakliyeciyi aradık. Belli parça eşya böyle 2-3 tane çek yat. 2-3 tane masa böyle ufak tefek eşya. 5000 lira para istedi. Hani topu topu evden alıp arabaya bindirmesi yer eve yani böyle şey değil. Eski ev zaten videosunu gördüydünüz. Oradan geri alacaksın indireceksin. Diğer eve yer evini indireceksin. Topu topu yani vaktini alsın alsın 2 saatlik bir iş. 5000 lira istedi. Başka bir esnaf arkadaşı aradık nakliyeci. Sağ olsun Allah razı olsun. 2000 lira dedi. Kimse kazanmasın emin kazansın ama vicdanen kazansın. Çünkü aynı milletiz ya. Aynı millet birbirini olmaz. Olmaz. İnşallah hayırlı durumlar olur. İnşallah hayırlı gelişmeler yaşanır. İnşallah vicdanlarda da bir merhamet yaşanır ki enflasyon böyle deli zemberek artmaz. Yarın bakalım durum ne olacak? Moody's'in bu 2 derece Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesi yarın borsaya, yarın ekonomiye yansımaları nasıl olacak? Hayırlı olur inşallah. Devam. Dün Kıbrıs Türkiye yaşanan büyük zaferin 50. yıl dönümüydü ama Yunanistan ve Kıbrıs Rum ikilisi Türkiye'ye karşı, Türklere karşı düşmanlık beslemeye devam ediyorlar ve bu anlamda adımlarını hızlandırdılar. Batı Trakya. Batı Trakya'daki Türk azınlığın okullarını kapatan, onların yaşam standartlarını aşağı çekmek için, onları Türk oldukları için elinden gelen her türlü baskıyı, zulmü, zalimliği yapan Yunan. Yunanistan Batı Trakya'da 4 tane Türk okulunu daha kapatma kararı aldı. Sebep? Uyduruk kaydırık sebepler. E okulda öğrenci azlığı var. E kapatıyoruz. Birkaç seneye herhalde Batı Trakya'da Türk okulu kalmayacak. Yunanistan öyle bir çılgın adımlar atıyor ki o attığı zalimliklerin, o çılgın zalim adımlarının elbet hesabı sorulur. Bunlar bunu yapıyorsa biz de misliyle karşılık anlamında Türkiye'de azınlık okullarını kapatmalıyız. Öğrenci az, vur kilidi. Anladıkları dilde. Çünkü Batı Trakya'daki Türk okulları, Türk azınlık okulları, Türkiye'deki azınlık okulları Lozan Antlaşması'nda usullerine uygun şekilde adımlar atılıyor. Antlaşmayla korunan bir durum. Uluslararası antlaşmayla korunan bir durum ama Yunan takmıyor, Rum takmıyor. Avrupa umru değil. Ama sen kalk bir tane Rum okulunu kapat, kıyameti koparırlar. Kıyameti koparırlar. Bizler de kıyameti koparmalıyız. Bunun üstüne sağlam şekilde gitmeliyiz. Türkiye'de Fransız okullarına ilk kez yapılan çılak çılak olayını hatırlayın. Çünkü yine Fransız okulu Açıldı yasayla işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulduğu zaman açılan Fransız okulları ardından çoğaltıldı. Ve ardından oraya alınan öğrenci sayıları Türk hükümetine, Milliyetin Bakanlığı'na bildirilmiyor. Talep edilmesine rağmen bildirilmiyor. Müfettişler okula gönderiliyor, müfettişler okula alınmıyor. Bu nasıl bir garabet, bu nasıl bir durum? Ve bu yıllarca böyle olmuş. İşte geçtiğimiz günlerde Milliyetin Bakanlığı açıklıyor. Fransız okulu diyor müfettişlerimiz okula sokmuyor. Fransız elçisini çağırıyoruz, izahat istiyoruz. Adam tıngır tıngır işler yapıyor, sallama sallama işler yapıyor. Yıllardır bizi oyalıyor. Bu artık bitmeli. Ve Fransız okulunu artık Türk öğrenci alamayacak. Hadi bakalım. Dettirin gidin memleketinize Paris okul açın. Madem öyle, Türk devletinin koyduğu kurallara uymuyorsunuz, haydi, dettirin. E, Batı Trakya'da da Türk azın okulu var ama Yunan'ın, Sirtakilerin yaptığı ortada. Biz de bu palikaryalara, 3-5 palikaryaya, haddini bildirecek net bir şekilde adımları atmalıyız. İnşallah da atacağız. Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize selam olsun. Elbet ama elbet bunların bu zalimliklerinin bir sonunun bir hesabını verdirteceğiz. O zaman olur. Belki daha önce olur. Belki çok daha önce olur. Belki yarın olur. Ama elbet misak milli topraklarımız vatanlarıyla birleşecektir. Haritamız, misak milli haritamız tamamlanacaktır Allah'ın izniyle. Devam. Yunanistan-Türkiye sınırı Meriç nehrinde yaşanan Yunan askerinin dandan olayı. Dün akşam saatlerinde Meriç nehrinde devreye atan 4 Yunan askerine Türkiye tarafından bir saldırı girişimi oldu ama yapanların kim olduğu bilinmiyor. Yunan basın iddiası şu şekilde 3 el ateş edildi bir tane askerimiz vuruldu yaralandı şimdi hastanede tedavi görüyor. Bunu yapanların bu saldırı yapanlar büyük ihtimalle insan kaçakçıları diyor Yunan basını. Arkada manşet görüyorsunuz. Şimdi burada tamam bu olay oldu olur münferit olaydır her tarafta olabilir ama benim dikkatimi çeken Bilal Feyzan dikkatini çeken bir durum Yunan medyasında haberlerde şöyle geçiyor. 4 Yunan askerine saldırı yapıldı. Vurulan Yunan askeri 57 yaşındaki bir asker. Hı? Ne ne? <laughs> evet yanlış duymadınız. Yunanistan'da 57 yaşında hani emeklinin gelmiş kişi orada askerlik yapıyor. Eğer ki hakikaten bu durum böyleyse işler karışık. Yunanistan'da yapılan haberde vurulan kişi Yunan eri olarak adlandırılıyor. 57 yaşındaki Yunan Zirtaki askeri domdom kurşununu yedi. Durum şurada bu. Palikaryalarda büyük bir asker sıkıntısı var. 57 yaşındaki kişi askerlik yapıyorsa Yunan'da hakikaten büyük, çok büyük sıkıntı var. Her daim diyorum ya bizim PUBG gençliği, Malazgirt gençliği bu zirtakilerin, palikaryaların aklını başından alacaktır. Ve misak milli topraklarımızda İran kuzeyi Kerkük. Kerkük'te artık Türkmenler de gerçek manada en yüksek manada söz sahibiler. Türkmenler de Kerkük'ü yönetecek. Talibanlar dışarı atıldı. Kerkük, Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında yönetimsel olaraktan uzlaşıya varıldı. Barzaniler, Türkmenler noktasında Kerkük'te uzlaşı sağlandı. Artı Türkmenler de Kerkük'te yönetecek. Bunu Türkmen cephesi eski başkanı Erşad Salih'i duyurdu. Bu büyük bir antlaşma. Bu uzunca bir yıl sonra gelen Kerkük'te en net, en ulumlu bir antlaşma. Çünkü Talibanler Kerkük'ü yönetme adına o biz de oy aldık Kerkük'te biz de söz sahibiyiz Türkmenler Kerkük'ü yönetemez diyordu No. Talabani en son Bafil Talabani Bafil Bafil Londra'ya kaçtı. İngiltere'ye kaçtı. Süleymaniye'de hıncır bıncır işler çeviren ve Türkiye'nin en son net uyarısıyla beraber ve dahi isimsiz kahramanlar Bafil Talabani yani CIA yani Mossad yani MI6 yani o şubunun planlarını oyunlarını yerle bir etti. PYD, YPG, CRG, DRG'lere işte biliyorsunuz bir sürü harfler kullanıyorlar. Alfabeyin hepsini kullanıyorlar. Onların Süleymaniye'de attığı adımlar ve diğer taraftan Kerkük'te attığı adımlar bu şekilde tamamen bertaraf edilmiş olundu. Bozulmuş olundu. Türkiye'de defaatle Bafil Talabani uyarmıştı. Yanlış sulardasın. O sularda boğulursun. Kaçtı. Londra'da. Londra'da Bafil oldu. Geri <laughs> gelir mi? Hadi bakalım. İhalar siyalar gök vatanda, misak-ı millinin gök vatanlarında uçmaya devam ediyor. Kerkük, Musul, Süleymaniye, Tusurmatı tüm buralar misak-ı milli gök vatanlarıdır. Vatanımızdır. Kerkük'te Talibanlerin atılması, Türkmenler, Kürtler, Arapların antlaşması, Barzanilerin Türkmenlere desteği büyük bir gelişme. Türkiye güneye doğru gidiyor, Kahraman Türk ordusu güneye doğru ilerliyor, İzrail, Ziyonlar ise kuzeye doğru ilerliyor. Karşılaştıklarında bakalım ne olacak? ne mi olacak? Allah'ın izniyle binlerce yıldır kahraman daim zafer Türk ordusu İsrail diye bir zalim devleti yeryüzünde silip atacaktır. Allah'ın ordusu kahraman daim zafer Türk ordusu ileri daim ileri. Gündüz kuşağı bu kadar sevgili dostlar gece haberlerinde bir doz Bilal Feyza haberleriyle buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Haydi görüşmek üzere.